Herkese merhaba sevgili ikinci sınıflar. Bugün yine yepyeni bir konuyla, konu anlatımıyla karşınızdayız. Bakalım bugün neler öğreneceğiz, programımızda ne var hemen bir inceleyelim. İkinci sınıf Kasım programını siz de açıklamalardan indirebilir ve programı bizlerle takip edebilirsiniz. Hemen bakalım 29 Kasım pazartesi günü bugün ne işleyeceğiz? Eşitlik kavramı ve ödevimiz de hemen altında yazıyor. Sıfırdan ikiye kitabı alıyoruz. Sayfa 130 ve 131'de ne var? Ödevimiz var. Burada bilgeçlerden ne yapıyoruz? Konumuzu tekrar edip süzgeçlerle de daha iyi pekiştiriyoruz. Ne zaman videoyu izleyip ödüllü sorunun cevabını bulduktan sonra diyerek programımızı kaldırıyoruz ve neler öğreneceğiz kısmına bir bakalım. Bugün neler yapacağız? Neyi yeniden öğreneceğiz? Hemen bakalım penceremizin birinci bölümünü açıyorum. Eşittir sembolünün ne ifade ettiğini öğreneceğiz. Bu zamana kadar matematik dersinde çok fazla gördük sembolü. Eşittir sembolünü sürekli kullanıyoruz ama ne ifade ettiğini bilmiyoruz. Onu öğreneceğiz ve daha sonrasında eşitliğin her iki tarafını da dengelemeyi öğreneceğiz. Aynı bir terazi gibi. Hazır mısınız? Süper hazırsanız o zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Evet eşitlik eşittir sembolü eşittir sembolü neydi nasıldı hemen bir önceki sayfamızda da görmüştük zaten hemen buraya bir eşittir sembolü çizelim iki tane kısa çizgiyi alt alta getirdiğimiz zaman eşittir oluyordu eşittir sembolü her zaman işlem sonucunu göstermede kullanılan bir işaret değildir biz eşittir'i nerede kullandık bu zamana kadar? 3 artı 2 eşittir 5 dedik. Yani işlem sonucunu göstermek için kullandık. 3 ile 2'yi toplarsak 5 sonucuna eşit olur demek için kullandık. Ama sadece işlem sonucunu göstermek için kullanılan bir işaret değildir eşittir sembolü bize eşitliğin her iki tarafındaki ifadelerin birbirini dengelediğini ifade eder. Ne demek bu? Hemen şuraya şöyle basit bir terazi çiziyorum. Bakın bu eşit kollu terazi. Burada 3 sayısı olsun. 3 sayısı olsun. Bu terazinin dengede kalabilmesi için yani böyle dümdüz kalabilmesi için şöyle şöyle olmaması için bir tarafında 3 varsa diğer tarafında da hangi sayı olması gerekiyor? 3 sayısı olması gerekiyor. Süpersiniz. İşte burada bu dengeyi kuran şey eşittir işareti. Burada üçgenimizin içine yazamadım ben dışına yazdım. Eşittir işareti demek her iki tarafında aynı olduğunu, birbirine eşit olduğunu ifade eden semboldür. Hemen burada bir etkinlik var ama böyle eksik gibi değil mi sanki? Ama eksik değil çünkü burada bizim elmamız, portakalımız, silgimiz ve kalemimiz var. Hemen buradaki nesnelerimize bakalım. Aşağıdaki nesneleri eşit oldukları sayılarla eşleştirelim. Yani bir eşitlik var. Yine bir terazi var. Hemen bu terazinin Şöyle çizelim. Yine bir terazi var. Hop, şöyle basit bir terazi çizelim. Bu terazinin diyor iki tarafına da eşit nesne ve sayıları koy. Hemen bakalım. Kalemler elimdeyken kalemlerle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane kalem var. O zaman ben eşitliğin bu tarafına hangi sayıyı koymam gerekiyor? 10 sayısını koymam gerekiyor, değil mi? 10 sayısı o zaman kalemlerin sayısı, kalemlerin sayısına eşit olan sayı. 10 kalemlere eşit olan sayı. Peki, silgilerimle devam edeyim. Hemen bakalım. Silgileri sayalım hep beraber. 1 2 3 4 5 6 6 tane silgi var. Buradaki silgileri karşılayan, terazimi dengede tutan sayı o zaman hangisi olacak? Tabii ki de 6 sayısı olacak. O zaman 6 sayımın olduğu yere de silgilerimi koyup hemen yanına silgi yazıyorum. Peki elmalarımla devam ediyorum. Elmalarımı sayayım. Siz de benimle beraber sayın bakalım. 1 2 3 4 5, 6, 7. 7 tane de elma var. O zaman burada terazimi dengede tutmak için buraya 7 sayım almam lazım. Hemen bunu da şöyle bırakayım. Elmalarımızı da şöyle 7'nin karşısına da elma yazalım. Ve son 13 rakamı değil sayısı kaldı değil mi? Rakam değil 13. Hemen sayalım portakallarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diyoruz. Kalemlere karışmasın. 13 diyoruz. İşte birbirine eşit demek. Nesnelerin sayılarla iki farklı sayının toplamı veya da çıkarmasıyla birbirine eşit olduğu sayıları ne diyormuşuz? Eşit sayılar diyoruz. O zaman hemen buradan ne yapıyorum? Eşyalarımı topluyorum ve eşit soruyla konuyu pekiştirmek için ilk adımımı atıyorum. Diyor ki kutulardaki işlemleri yaparak sonucu eşit olan işlemleri eşleştirelim. Yani bütün işlemleri önce bir yapalım. Daha sonrasında sonuçları eşit olanları birbiriyle eşleştirelim. 4 artı 12. Hemen 4 artı 12 eşittir işle... işaretimi ne yapıyorum? Eşittir işaretimi koyuyorum. 2'ye 4 ekledim. 6. 1 de koyuyorum 16. 18'den 9 çıkaracağız. 18'den 9. Geriye doğru ritmik sayıyorum. 9 cevabına ulaşıyorum. 23'e 7 ekleyeceğim. 3 ile 7'yi topladım. Onun 0'a elde var 1. Hemen yazalım. 2 ile toplanacak bir sayı yok. Elde mi ekliyorum? 3 30 oldu. Hemen devam ediyorum. 29'dan 16 çıkaracağım. 9'dan 6 çıkardım. 3 2'den 1 çıkardım. 1, 13 oldu. Sol taraftaki bütün işlemlerimi yaptım. Hemen sağ tarafa geçiyorum. 5 ile 6'yı topladım. Bakıyorum. 11. 43'ten 13 çıkardım. 3'ten 3 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. 9 ile 4'ü topluyorum. 9 artı 4 ne yapar? 13. Hemen devam edelim. 20'den 4 çıkarıyorum. 16 yapar. Hemen eşit olanları bulalım ve eşleştirelim. 16 görüyorum burada. Burada da 16 görüyorum. Ne yapacağım bunları? Hop şöyle kalın bir şekilde yapalım. Eşleştirdik. Evet, 9. 9'un eşi var mı? 9'a eşit olan bir sayı var mı? 9 eşit olan sayı 9'dur. Burada 9 yok. O zaman eşleştirmiyorum. Hemen ne yapıyorum? Bir sonrakine geçiyorum. 30. 30 cevabı var mı? Evet burada görüyorum. Hemen ne yapıyorum? Bunu da eşleştiriyorum. Ama bu biraz öp, şöyle yapalım. Değişik oldu. Hemen şöyle eşleştirdik. Daha sonra 13. 13'ü de hemen eşleştirelim. Burada var. O zaman hop şöyle yapıyoruz. Okumuzu çizip devam ediyoruz. O zaman ne diyebilirim? 9 ve 11'in eşi olmadığı için açıkta kaldılar diyebilir miyiz? Tabii ki hemen işaretleyelim. 9 ve 11 eşleri olmadığı için dışarıda kaldılar diyorum. Hemen eşitlik derken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eşitliğin her iki tarafını da dengelemek için toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişkiden yararlanırız. Toplama ve çıkarma arasındaki ilişkiyi biz bir önceki videomuzda öğrenmiştik. O zaman burada hemen hızlıca işlemlerimizi yaparak yani toplama çıkarma işlemi arasındaki ilişkiden faydalanarak bu işlemlerimizi yapabiliriz. Hemen hızlıca 18 artı 7 eşittir. Bilmediğimiz bu sayı artı 9 demiş. Bilmediğimiz sayıyı nasıl bulacağız? İşte burada önemli olan nokta burası. Şurada işlemi yapıyorum. Hep beraber bakalım. 18 artı 7 eşittir soru işareti artı 9. Böyle sorularla karşılaştığımız zaman bir ipucu veriyorum size. İki tarafta da sayı olan yani eşitliğin bir tarafında bilinmeyen var. Diğer tarafında bilinmeyen yok. Bilinmeyen olmayan yerden başlıyoruz işlem yapmaya. Yapalım 18 ile 7'yi topluyoruz. 18 ile 7'yi toplarsak 8 ile 7'nin toplamı 15'in 5'i elde var 1. 1 ile toplanacak sayı yok. Eldeme ekledim 25. Ne yaptı? 25 eşittir. Soru işareti artı 9 değil mi? Burada bir verilmeyen toplanan var. 9 ile bir şey toplanmış 25 etmiş. Verilmeyen toplananı nasıl buluyorduk? 25'ten 9 çıkararak buluyorduk değil mi? 25'ten 9 çıkarırsak ne olur? Hemen geriye doğru 9 parmak sayalım o zaman. 25'ten geriye sayıyoruz. 24 23 22 21 20 19 18 17 16. 16 yapıyor sonuç. O zaman ne yapalım? Hemen bunu 16 ile şöyle eşleştirelim. Anlaşıldı mı? Eşitliğin ne yapıyoruz? Bilinmeyen olmayan kısmından başlıyoruz. Yani işlem yapabildiğimiz kısımdan başlıyoruz. Hemen bir sonrakine bakalım. 24 eksi 6 eşittir soru işareti. Soru işareti yani direkt sonucu soruyor bize. Hemen yapalım. 24'ten 6 çıkaracağız. 24'ten geriye 6 tane sayalım. 23, 22, 21, 20, 19, 18. 18 sonucuna ulaştık. O zaman hızlıca 18 ile eşleştirelim. 26-8 eşittir 9 artı soru işareti yine verilmeyen bir toplanan var görüyor musunuz? Hemen aşağıya alalım bunu 26-8 eşittir 9 artı soru işareti bakın eşitliğin terazinin tam ortası görüyor musunuz eşittir terazinin tam ortası yani birbirini dengeleyen ifade. 26'dan 8 çıkarıyoruz. Hemen çıkaralım. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. 18 eşittir. 9 artı soru işareti. 9'a kaç eklersem 18 olur. Yani 18'den 9 çıkardığımızda cevap ne olur? 9 olur diyoruz. Ve hemen işlemimizi tamamlıyoruz. Peki buraya gelelim soru işareti eksi 5. Şimdi bir çıkarma işleminde çıkan var, e, eşittir var yani sonucum kısmı var ama neresi yok? Eksilen yok. Eksileni bulmak için ne işlemi yapacaktık? Toplama işlemi yapacaktık. Evet çok güzel. O zaman devamını yazalım. 6 artı 13. Öncelikle ne yapıyoruz? Bilinen kısımdan başlıyoruz işlem yapmaya. 6 artı 13 20. Soru işareti eksi 5 eşittir 20 ise eksileni bulmak için ne yapacaktım? Çıkanla farkı toplayacaktım. O zaman 20 artı 5 eşittir 25 demişiz. Cevabımız 25 olacak. Burada yanlış yazılmış açıkta kalıyor 14. 14 açıkta kalmasın. 25 yazalım hızlıca buraya böyle 25 ile eşleştirelim. Açıkta kalan bir sorumuz da olmasın diyerek bu sayfamızı da tamamlıyoruz. Hemen dengesi sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki eşitsizliklerden, eşitliklerden yani yanlışı soruyor eşit olmayan, eşitsiz oluyor. Eşitliklerden hangisi yanlıştır? Hemen tek tek işlemlerimizi yapalım. 11 artı 9. 11 artı 9 ne yapar? 11'e 9 eklersem 1 ile 9'u topladım. Şöyle yapalım. 11 artı 9 eşittir. 29 eksi 9 demiş. 11 ile 9'u topladık. 20. 29'dan 9 çıkardık. 20. Bu eşitlik doğru. Birbirini dengede tutar. Hemen buraya bakalım. 26 eksi 8 eşittir. 9 artı 10 demiş. 26'dan 8 çıkaracağız. 6'dan 8 çıkmaz. Gittik komşuyu burası 1 burası 16 oldu. 16'dan 8 sekiz çıkarırsak 8 bir de direkt aşağı indiriyoruz 18. On 18 sekiz. On sekiz eşittir 9 artı 10 ne yapar? 19 yapar değil mi? 19 yapar. O zaman ne yapıyoruz? Bu eşit değil diyoruz. Çünkü birbirini eşit sağlamıyor. Eşitliğini sağlamıyor. Hemen bakalım 16 artı 16. 16 artı 16 eşittir. 11 artı 21. 16 ile 16'yı toplarsak. 6 ile 6'yı topladım. 12'nin ikisi elde var. 1. 1 ile 1'i topladım. 2. 1 de elde. 3. 32 eşittir demiş. 1 ile 1'i topladım. 2. 2 ile 1'i topladım. 3. 32 ile 32 de birbirini sağlıyor eşitliği. O zaman burada 18 ile 19 birbirine eşit olmadığı için doğru cevabımız B diyoruz. Anlaşıldı mı? Süpersiniz anladığınıza göre. Hemen geçebiliriz bulutlu sorumuza. Verilen boşlukları doldurunuz. İşlemlerimizi yapalım ve boşluklarda gelmesi gereken sayıları bulalım. 12 artı 9 ne yapıyorduk? Eşitliğimizin, eşitliğimizin bilinen kısmı ile işleme başlıyorduk. 12 ile 9'u toplayalım. Hemen 12 ile 9'u topladım. 9 artı 2, 11'in 1'i elde var 1. 1 ile toplayacağım sayı yok. Elde ekledim 2. Eşitliğimin bu tarafı 21. 18'e kaç eklersem 21 olur. Yani burada 18 artı soru işareti verilmeyen toplanan var. Verilmeyen toplananı nasıl buluyorduk? Çıkarma işlemi yaparak. 21 eksi 18 3 yapar. O zaman soru işaretimin cevabı 3 oluyor. Hemen alta bakıyorum. 20'den pardon 40'tan 26 çıkarıyoruz. 40'dan 26 çıkaralım. 0'dan 6 çıkmaz. Hemen buraya gittik. 3 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 6 çıkardık. 4. 3'den 2 çıkardık. 1. Soru işareti eksi 9. Yani eksilen. Bakın buradan yine ne var? Verilmeyen eksilen var. Eksileni nasıl buluyorduk? Evet toplama işlemi yaparak buluyorduk. 9'u 14 ile toplayacağım. Soru işaretini bulmak için. Soru işaret soru işareti yapamadı fark ettiniz mi? Soru işareti eşittir 14 artı 9 o da eşittir soru işareti neye eşitmiş? 4 ile 9'u topladım 13'ün 3'ü elde var 1. 1 ile eldeyi ekliyorum 2 soru işaretimin yerine gelmesi gereken sayı 23'müş. Hemen bu tarafa başlıyorum. 17 ile 8'i topluyorum. 7 ile 8'i toplarsam 15'in 5'i elde var 1 burada onluk yok birebir ekledim 25 25 eşittir 30 eksi soru işareti burada çıkan yani bakın şöyle baktığımızda eşitliği bu tarafa koyduğumuzda çıkan verilmemiş değil mi? Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. 30 eksi 25 eşittir soru işareti 5 Cevabım 30'dan 25 çıkarırsak 5 kalır. Soru işaretimin olması gereken yere 5 gelmesi gerekiyormuş. Hemen buraya geliyorum. 20'den bir sayı çıkmış. 16'dan 12'den 16'dan 12 çıktığında çıkan sonuca bu sayı eşitmiş. Yani burayı yapıyoruz. 6'dan 2 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. Yani 20 eksi soru işareti eşittir 4'müş. Ne demek bu? çıkan verilmiş. Çıkanı nasıl buluyorduk? Çıkarma işlemi yaparak 20'den 4 çıkarıyorum. Soru işaretini bulmak için 20'den 4 çıkarırsak hemen çıkaralım. 19, 18, 17, 16. O zaman 16 eşittir soru işareti diyorum. Soru işareti yerine gelmesi gereken sayı kaçmış? 16. Hemen son iki sorumla devam ediyorum. 32 ile 38 ile Özür dilerim. 38 ile 2'yi topluyoruz. 40. Hemen geliyoruz. Eşittir işaretimizi koyuyoruz. Soru işareti artı 5. Verilmeyen toplanandan yararlanmam gerekiyor. Bunun için de çıkarma işlemi yapacağım. 40 eksi 5 eşittir. 35. 35 soru işareti yerine gelmesi gereken sayım diyorum. Ve son bulutuma geçiyorum. 28 ile 7'yi topluyorum. 35 ve eşittir diyorum. Soru işareti artı 12 yine verilmeyen bir toplanan var. 35'ten ne yapacağım? 12'yi ay eşittir dedik. 35'ten 12'yi çıkaracağız. Şunu tekrardan yazalım. 35'ten 12'yi çıkaracağız. 35'ten 5'ten 2 çıktı 3. 3'ten 1 çıktı 2. O zaman soru işareti yerine gelmesi gereken sayım 23 diyerek bir sonraki sayfam yani konumuzun özüne geliyoruz. Eşittir sembolünün ne ifade ettiğini öğrendik. Bir işlemi sadece göstermiyor. Ne yapıyordu? Eşitliğin iki tarafını da dengede tutuyordu. Eşittir işareti. Biz işlemlerimizi yaparken de, cevap bulurken de iki tarafında dengede olduğunu anlamak için neyi kullanıyoruz? Eşittire kullanıyoruz diyerek ödüllü soruya geçiyorum. Hemen şöyle açıyorum. Cevabımızı mutlaka yorumlara yazıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.